Sağlıklı öğrenenin bir önemli alanı müfredat, 20. yüzyılda öğretime ve bilgiyi aktarmaya dayalı bir eğitim yaklaşımımız vardı. Ancak 21. yüzyılda öğrenen ve öğrenim sürecinde farklı, yaratıcı ve yenilikçi düşünen bireylere ihtiyaç var. Bu nedenle öğrenenin keşfedeceği ve öğrenmesinde rol alacağı değişimlere yer verilmeli. Bütüncül bir yaklaşımımız olduğunu düşünüyorum. Hepsini aynı anda ele alıp birbirleri üzerindeki etkilerini sorguladık ve bir bütün olarak dönüşümü ele aldık. Müfredatımız içinde yer alan kazanımları tek tek inceledik. Derinlemesine bir öğrenme gerçekleştirebilmek için de kazanımlarımızı %30 oranında azalttık. En önemli hedefimiz öğrenme becerisini kazandırmaktı. Bu nedenle çok ve sığ değil, az ve derinlemesine bir yaklaşımı benimsedik. Tematik öğrenmeye devam ediyorduk ama temalarımızın içinde çocuklarımızın yaşadıkları çevre ve hayatlarıyla bağlantılı daha fazla deneyime yer vermemiz gerektiğini düşündük. Bir tema üzerinde uzun süre kalarak öğrenmeyi daha anlamlı hale getirmek, kavram ve becerileri aktarırken öğrencilerin bağlantıları daha iyi kurmalarını istedik. Kendileri ve doğayla ilgili temalarımızı korurken, içinde yaşadıkları şehri daha iyi tanımalarını sağlamak için Yaşadığım Şehirdeki Maceralar adında yeni bir tema ekledik. Temaları ele alırken en büyük hedefimiz öğrencilerimizin ilgisine göre planlama yapmaktı. Örneğin aynı yaş grubundaki sınıflar doğal yaşam alanlarını öğrenirken bir sınıfın ilgisi kutuplara yoğunlaşmışsa o sınıf kutuplarla ilgili etkinlikleri diğer sınıflara göre daha fazla yapabilmeliydi. Temalar içinde birlikte çalışma becerilerini gerçekleştirebilecekleri, birbirlerinden öğrenebilecekleri projelere yer verdik. Ama öğrencilerin ilgileri de ne tür proje yapacaklarını belirlemeliydi. Çünkü ilgili olmaları merak ve motivasyonu da birlikte getirecekti. Projeleri gerçekleştirirken matematik, fen, sanat gibi farklı öğrenme alanlarını da içinde bulundurmalarını önemsedik. Tabii sıra tüm bunları gerçekleştirmek için okul ve sınıf yaşantısına gelmişti. Sabah sporundan yemek pişirme etkinliğine, doğa gününe kadar aktif bir okul ortamı da yaratmamız gerekiyordu. Günlük akış içinde tema ve proje destekli öğrenmeye daha geniş bir zaman ayırdığımız için hem öğrenci hem de öğretmen üzerinde daha az stres oluştuğunu gördük ve motivasyonun arttığını gözlemledik. Öğrencilerimiz tema ile ilgili bildiklerini tema başlamadan önce bizle daha çok paylaşmaya başladı ve bir önceki temada öğrendikleriyle yeni temada bağlantılar kurmaya başladılar. Başlangıçta tüm bunlar bizim için zor olsa da öğrencilerin öğrenme isteği her şeyi kolaylaştırdı.